günler değerli izleyiciler. Bugün edebiyat cephesinde büyük bir yazarı anacağız. Anton Çehov'u. Çok değerli bir konuğumuz var. Opera sanatçısı Asya Kafkasyalı. Antalya'dan geldi bizim bu programımız için, edebiyat cephesi için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sadık Bey. Siz bir sahne sanatçısınız. Bugün Anton Çehov anacağız. Anton Çehov iki yönlü bir büyük yazar. Birincisi kısa öykü. Tabii. Dünya kısa öykü edebiyatını yenilemiş ve bütün dünyada büyük yenilikler getirmiş. Kısa öyküyü değiştirmiş. Bir de tiyatro yazarı, dünya tiyatrosunu da yenilemiş. Yani 20. Çok yüzyıl büyük yenilik tiyatrosu getirmiş dünya tiyatrosuna da tabii ki. Evet. Bir de Çehov Rus edebiyatı içinde bir yazar. Rus edebiyatı çok büyük bir yazar. Özellikle 19. yüzyıl Rus edebiyatına baktığımız zaman dev isimler geliyor akla. İşte Gogol'le başlayıp Puşkin'le, Gogol'le başlayıp Dostoyevski, Tolstoy, Turgenev, Saltukov, Şiçedrin ve bu halkaya Çehov ekleniyor ve hemen Çehov'la gene biraz sonra Maxim Gorki ve sonra 20. yüzyılın Şolohov'ları geliyor. Sırayla, evet. Çehov, Anton Çehov bu büyük Rus yazarları içinde kısacık da bir ömrü var, bambaşka bir şey yapıyor. Yani romanla... 44 yıl sadece. Evet, romanla çok kendini duyurmuş bir gerçekçi edebiyatı kısa öyküyle birdenbire bambaşka bir evrene götürüyor. Ama bu evrene baktığımız zaman yaşamı anlatıyor. Yani sıradan yaşamı, sıradan insanı, olağan gündelik yaşamı ve o gündelik yaşamın içindeki ezilen insanı şey diyor ki, siz de çok iyi tanıyorsunuz Özdemir Nutku hocamız. Evet, evet. Kitabını tanıttım geçen başka bir televizyon programında. Tiyatromuzun büyük hocası. Tabii, gelmiş geçmiş en büyük Shakespeare uzmanlarımızdan. Evet, Kor Altındaki Kül diye bir Çehov şeyi yapmış, oyunu yapmış. Gerçekten de Çehov bu Rus insanının küller altındaki o gündelik çirkinlikler altındaki yaşamını yazarak onun içindeki koru, insanlığı ya da insanlığa duyduğu özlemi dile getirdi. Siz bir sahne sanatçısı olarak onun özellikle oyunları üzerine çok eğildiniz. Daha çok oyunları üzerine ömrüm boyunca eğildim çocukluğumdan itibaren. Mesleğimin de etkisiyle ne de olsa, ikinci dereceden de olsa Çehov'un ben, Çehov hiç oynamadım ama hani direkt tiyatro sanatçısı değilim, opera sanatçısıyım. İkinci dereceden akrabası oluyorum böylece. Ama bugün buraya ben her şeyden önce niçin Çehov'u sizinle aklım yettiğince, birazcık bir gıdım bilgim yettiğince konuşmaya geldim. Her şeyden önce buraya bir dayımın hatırı için geldim. Kim benim bu dayım? Şimdi göreceğiz. Ve ben bu dayımı nasıl elde ettim? Sonradan edindiğim bir dayım oldu benim hayatımda. Orta ikinci sınıftayken. Orta ikinci sınıftayım ama daha ilkokul öncesi, önce cahillik dönemimde annem babam kitap okurlardı daima. Bizler malum kitap çocuklarıyız, internet çocukları değiliz. Bakın biz sözünüzü araya giriyorum. Evet. Çehov'un Türkçe'ye çevrilmiş, Mehmet çok Özgürce güzel. Türkçe'ye çevrilmiş eserlerini getirdik. Evet. 8 çok da güzel bir oluşan dille çevirmiş çok güzel Mehmet Türkçe'ye. Bey. Evet. Evet, çok güzel. Ben de çok beğendim onun Türkçesini. Ve orta ikideyim. Tabii biz daha orta ikide iken bizim neslimiz nasıl bir nesilse herhalde Mars'tan mı geldik biz nedir, biraz daha farklıydık demek ki. Hiç de normal değildik herhalde. Klasikleri çoktan en tembelimiz yarılamış oluyordu. Orta 2'den bahsediyorum, lise 2 değil. Okumaya tabii ki çok yatkın bir nesildik ve zaten okuyoruz. Ben de o zamanlar 7 yıl boyunca eğitimini gördüğüm İstanbul Kız Lisesi'ndeyim. O da bayağı okutan bir okuldu evvelallah. Ve orta 2'deyiz. Herhalde bir tembelliğim tuttu. Hani bir şey vardır ya Sadık Bey, bir söz vardır. 40 gün evinizi temizlersiniz. Bir gün toplamazsınız, inadına o gün misafir gelir derler ya. Ben de o gün herhalde bir tembelliğim tuttu. İngilizce dersindeyiz. En arkada oturuyorum boyum uzun olduğu için. Sıranın altından böyle Kaptan Swing okuyorum. Hoca anlatıyor. Farkına varmamışım. Kaptan Swing'in maceralarına öyle bir dalmışım ki birdenbire bir el geldi Kaptan Swing'i yakaladı, fırlattı sınıfın ta öbür ucuna. Ve korkunç ama felaket korkunç bir dayak yedim. Bizim zamanımızda dayak vardı.
Ve düşünün, sizi döven de genç delikanlı bir hoca, çok başarılı bir hocamız vardı. En kalifiye hocalar gelirdi bize. Binde bir genç hoca alınırdı. Besim Yılmaz Bey, kulakları çınlasın, sanıyorum yaşıyordur inşallah. Ve yakalayınca beni, vay sen nasıl okursun bunu derste diye. Ve o hışımla gitti kürsüye, bir kitap aldı, geldi attı önüme. Madem okuyacaksın dedi, bugün İngilizce dinlemeni tamam yasaklıyorum, al bunu oku bari, bunu okuyacaksın. Ve bu kitabı bana ilk fırsatta anlatacaksın, en fazla bir hafta vaktim var diye baktım. Küçük bir kitaptı, kitabın tabii ben utancımdan yüzüne bile bakamıyorum hocanın. Bizim zamanımızda öyle hocaya karşı gelmek, dövse de, vursa da, bağırsa da, azarlasa da mümkün mü? Önüme bakıyorum, baktım kitabın üstünde Vanya Dayı yazıyordu. Küçük üst kısımda da daha küçük bir yazı Çehov diye. Çehov'u biliyorum yazar olarak. Daha o zamana kadar Çehov'u henüz okumamıştım. Ben Dostoyevski hayranıydım. İlk gençlik yıllarımda babamsa Puşkin hayranıydı. Babam Rusya'dan benim. Ve böyle tatlı atışmalar yapardık Puşkin Dostoyevski arası. Bir gün beni anlayacaksın. Puşkin'i de tabii ki Dostoyevski'den vazgeçme. Ama bir gün Puşkin'in değerini anlayacaksın derdi. Babanız yıllar Rusça biliyor sonra, muydu? Tabii zaten. Rusçasından mı okuyordu bunları? Vaktiyle okumuş. Evet. Türkiye'de Rusça kitap yoktu o sıralar. Puşkin falan, yani Dostoyevski'yi, Puşkin'i okumak gençliğinde okumuş. Babam epey geç vakitte, geç zamanlarda geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geldi Türkiye'ye. Ve hakikaten Puşkin'i anladım. Babam çok haklıymış. Daha sonraları büyük bir tutkunu oldum Puşkin'in de. Ve böylece Vanya Dayı'yı okumaya, kimdir bu Vanya Dayı diye merak ediyorum. Okumaya başladım ve hakikaten çok sevdim. O çocuksu yaşlarımda hoşuma gitti. O Vanya Dayı'nın hüznü, acıları. Ama daha sonraki okuyuşlarımda tabii daha derinden anlamaya başladım. Ve böylece dayılarım Remzi ve Hayri Bey'lere bir de Vanya Bey eklenmişti. Şaka yapardım, benim üç dayım var, Remzi Bey, Hayri Bey, Vanya Bey diye. Böyle bir olay işte, bende Çehov sevgisi bir dayakla başladı. Bugün hocama Allah razı olsun diyorum. Evet. Böyle bir şey. Şimdi Çehov'umuza gelince önce bir öyküsünü herhalde anlatalım. Öyküsüyle mi başlayalım? Hiç kimseyi sıkmadan, hikayelendirerek, evet, çok fazla tarihlerle boğmadan o şekilde anlatalım isterseniz. Evet, izleyicilerimiz tanısınlar. Tabii Çehov'u tanısınlar. Şimdi Çehov'un bir özelliği var. Bir kere bir alt sınıftan gelen bir yazar. Yani bir bakkalın oğlu. Bakkalın, evet, oğlu. Ama bakkalın babası da serfti. Daha önce Rusya'da Çarlık döneminde yarı köle, köylüler, tabii, serf. Tabii. Büyük toprak sahip, evet, aristokratların topraklarında çalışıyorlardı. Ama tabii çok çalışkan ve çok yetenekli bir aile geçmişi var. Kurtulmuşlar bu serflikten, bakkal açmışlar. Bir de Çehov'un babası çok dindar bir insan ve, evet, kiliseye devam ediyor. Tabii, sanata da düşkünlüğü var ve ayrıca. Çehov'u ve öbür çocuklarını kilise korosuna yazdırmış. Tabii, tabii. Aynen dediğiniz gibi ve Çehov'un ilk şansıdır bu. Sanatla ilk tanışması. Değil mi? Evet. Kilise korosunda şarkı söyleyerek ve dediğiniz gibi babası sert mizaçlı bir adam ama dindarlığı ve sanata düşkünlüğü oğlunun gün olup belki de yazarlığa yönelmesinde ilk etken olacaktır. 1860'ta bildiğiniz gibi doğuyor Güney Rusya'da. Da Taganrog isimli küçük bir şehirde, Azak Denizi yakınlarında, evet, kıyısında. Baba işte o zamanlar bakkallık yapıyor ve kendisi de daha koroda bu çalışmalarını söyledik ve ilk orta öğretim yıllarında küçük küçük yazı, skeç ve yazı denemelerine başlıyor okul gazetesinde. Ve okul gazetesinde hakikaten beğenilmeye başlıyor yazıları. Fakat o sırada babanın işleri iyice bozuluyor ve aile maddi nedenlerle Moskova'ya göç ediyorlar. Ama liseyi bitirmek amacıyla bir abisiyle birlikte Çehov Taganrog'da kalıyor. Liseyi bitirene kadar orada gene yazılarına devam ediyor. Hatta Babasız adlı bir öykü yazıyor. Daima öykülerinde biliyorsunuz kendi yaşantısının etkileri var. Kendi acıları var, kendi hüzünleri var, kendi duyguları var. İçe bakış yapmasını çok iyi bilen bir kişiliği var Çehov'un.
Ve böylece yıllar geçiyor. 79'da liseyi bitirince kendisi de Moskova'ya ailesinin yanına gidiyor. Tıp öğrenimine başlıyor orada. Tıp öğrenimi sırasında da yazılarına devam ediyor. Babası küçük bir mağazada bir iş bulmuş. Dar gelirli durumdalar hala ve babasına katkısı olsun diye kendisi de bu sefer bir mizah dergisinde küçük küçük hikayeler yazmaya başlıyor. Tıp öğrenimi sırasında hatta kaçak, cansız ceset, cerrahlık gibi hep öyküleri de var. Fakat tıp öğrenimi sırasında 84'te tıpı bitirecek. Bitirene kadar, bitirdikten sonra bile hala yazarlık aslında Çehov'un aklında yok. Tamamen kendisi tıp odaklı yaşıyor, doktor olacak. Bir doktor olarak toplumuna hizmet verecek. Ve yıllar böylece geçerken ama bir bakıyor ki yazı yazmasına tıp başlıyor engel olmaya. Sürekli hastalara koşarken yazı yazması uzuyor, uzadıkça. O zaman karar veriyor ki ben artık yazar olmalıyım ve mecburen çok sevdiği tıp mesleğine ara veriyor. Ve bu arada tiyatro oyunları yazma tutkusu başlıyor hikayeleri devam ederken. Ve 87-90 yılları arasında ilk iki oyunu var. Ona çok güzel başarılar kazandıran birisi Ivanov, birisi Ormancini. Ve bunlar Taşra'daki tiyatrolarda büyük başarılar kazanıyorlar. O heyecanla Moskova Tiyatrosu'nda da koydurtuyor eserlerini. Birdenbire bambaşka bir yorum. Yani beğenilmiyor demesek de pek başarılı olamıyorlar. Ivanov başarılı oluyor orta derecede ama Ormancini hiç beğenilmiyor. Şimdi Asya Hanım ben bir şey eklemek istiyorum sizin tabii. Bu biyografinize. Şimdi Mehmet Özgül ustamız, çevirmenimiz Çağdaşların Anıları'yla Anton Çehov diye çok dev bir eseri Türkçe'ye kazandırdı. Bu kitabı bilmiyorum ben. Çok mu yeni? Bunu bilmiyorum. Çok güzel. Birkaç yıl önce yayınlandı. Bu kitapta çok sayıda onun çağdaşının anıları ve Çehov değerlendirmeleri var. Çok güzel. Burada çok ilginç bir olay var. Çehov'un tiyatroya nasıl başladığına ilişkin. Şöyle bir şey anlatılıyor. Aslında Çehov tiyatrodan çok fazla şey yapmıyor. Alışverişte bulunmuyor ama bir oyun izlemiş. Bir güldürü. O güldürüdeki oyuncu çok etkiliyor onu ve böyle kaba saba bir oyuncu. Onun için ayı piyesini yazıyor. Ve ayı piyesi de hatırladım ayıdan dolayı çok başarılı şimdi olunca hatırladım, şeyde çok iyi hatırlattınız evet çok komedi vodvil evet, ayı onun için yazıldı evet ve çok başarılı olunca evet doğru bir de şunu görüyor tabii şimdi siz çok güzel vurguladınız aslında Çehov gelir elde edemiyor yani o kısıtlı yoksul ailesine bir gelir katkısı olsun diye yazmaya İlk başlıyor. İlk amaç oydu tabii demek ki Rusya'da ciddi bir okur var ciddi bir yayıncılık var. Tabii ki. Telif ücreti ödeyen gazeteler, mizah tabii ki. Var. 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. Bu önemli. Ve böylece giriyor tiyatroya. Fakat çok dramatik şeyler yaşadı değil mi? Martı oyunu yuhlandı neredeyse ilk temsilinde. Maalesef. Ama sonra da çok büyük başarı elde edecek. Çünkü tabii ki. Geleneksel tiyatroyu değiştiriyor, yıkıyor, yepyeni bir tiyatro kuruyor. Tabii. O zamana kadar o geleneksel kalıplara alışmış bir seyirci var. Tokat yemiş gibi oluyor seyirci. Bu ne diyorlar ve beğenmiyorlar. İnsanlar anlamadıkları şeyleri beğenmez önce biliyorsunuz. Öyle bir şey oluyor seyircide, etki oluyor. Ve bu da tabii ki Çehov'da çok büyük bir üzüntü yaratıyor. Bu ilk bir iki küçük başarısızlıktan sonra çabuk küsen bir insan, çabuk morali bozulan bir insan olduğunu düşünüyorum ben Çehov'u. Çehov'un tabii ki çok ince ruhlu birisi, çok kırılgan birisi, derin düşünen birisi olduğu için bayağı uzunca bir süre ara veriyor. Ne zamana kadar? İşte Martı'yı yazmaya kadar diyebiliriz. Martı 96'da sahnelendiğinde Petersburg'da biliyorsunuz önce yuhlandı, beğenilmedi falan. Şey diyor, bu kırgınlıklarından sonra Petersburg'daki şeyden de sonra bu başarısızlıktan da sonra iyice morali bozuluyor ve bir yurt dışı seyahatine çıkıyor. 98'di hatırladığım dönüyor tekrar. O sırada çok güzel bir olay var. Nedir o biliyorsunuz Rus Moskova Sanat Tiyatrosu'nun kurulması.
tam yeni kurulmuş ve onun kurucuları Stanislavski ve Danchenko aynen Çehov'un düşünce tarzında bir düşünce yapıları var tiyatro hakkında. Onlar da geleneksel tiyatroya karşılar, geleneksel oyuncu kalıplarına, yıldız oyuncu sistemine tamamen karşılar ve tiyatroda içtenliği, doğallığı ve komün oyunculuk, ensemble oyunculuk sistemini savunuyorlar. Böyle olunca tabii ki anlaştıkları için bu fikirde onlar Martı'yı sahneye koyuyorlar ve süper bir başarı oluyor ve Martı'nın bu Moskova Sanat Tiyatrosu'ndaki büyük başarısı hem tiyatroya büyük bir yenilik getiriyor, Rus tiyatrosunda bir dönüm noktası, hem de Çehov'un oyun yazarlığında büyük bir dönüm noktası Martı. Evet, daha sonra Vanya'dayı, Üç Kız Kardeş. Ve şeyde gelecek, en son Vişne Bahçesi gelecek. Şimdi Martı'yla ilgili Tolstoy ne düşünmüş biliyor musunuz? Evet. Tolstoy Vanya'dayı ile ilgili. Vanya'dayı izledikten sonra diyor ki, ya bu ne biçim oyun? Bir dramatik yapısı yok. Bu çok kötü bir oyun diyor. Ve tabii Çehov o kadar başarılı bir yazar özellikle oluyor ki. Özellikle dramatik yapısı yok. Biraz sonra konuşacağız. Evet, ona geleceğiz. Yok. Ona gelmeden önce onu vurgulamak istiyorum. Onun bir sebebi var. Dostlukları da var şeyle Çehov'la. Çünkü Çehov olağanüstü bir güçlü yazar Tolstoy, olarak. Tolstoy, Gorki evet. En iyi arkadaşları. Evet. Tabii çok üzülüyor buna ama öte yandan bir tesellisi var. Çünkü Tolstoy'un bir görüşü var. Shakespeare'i de beğenmiyor Tolstoy. Yani. Shakespeare'i de beğenmiyor. Çehov bununla avutuyor kendini. Tabii Gorki çok beğenmiş. Çünkü Gorki o yeniliği çok daha iyi kavrayabiliyor. Gorki de büyük bir yenilikçi, evet. Muazzam bir yenilikçi evet. Tabii kendisi de. Evet, neden dramatik yapı yok? Ya da Çehov tiyatroda ne getirdi? Yani o dramatik yapıyı nasıl dönüştürdü? Biraz özellikle şimdi oyunlarında bir defa her şeyden önce doğallığı, sıradanlığı, son derece her şey basit olmalı diyor. Hatta Martı'nın oyuncularına provalarda bulunuyor tabii ki. Her şey çok doğal olmalı, çok sıradan, çok basit olmalı, tiyatral olmamalı diyor. Bunu tabii ki yazarken de oyunlarında bu yapı var. Son derece doğallık var. Örneğin... bu olgunluk dönemi eserlerinin en muazzamı biliyorsunuz Vanya Dayı. Vanya Dayı'dan itibaren dramatik yapıdan, ağır dramatik yapıdan gerçek hani facialar şunlar ve onlarla biten ama gerçek anlamda trajediye dönüşen o dramatik yapıdan kaçınıyor. Mesela Voynitski'nin o yüzden intihar girişimi komediye dönüşüyor sonunda. Allah kahretmesin rezil oldum başaramadım derken hakikaten kıkır kıkır gülerek okursunuz. Halbuki adamcağızın intihar girişimini okuyorsunuz o sırada. Bunu o kadar oyunlarında hüzünle sevinci, işte mutlulukla mutsuzluğu, umutla düş kırıklığını veya çok dramatik bir sahneyle işte çok gülünç bir durumu o kadar güzel iç içe koyabilmiştir ki bununla da daha doğallaştırmış oyunu. Örneğin birisi çok kahramanlardan birisi oyunda çok can alıcı bir şey bahsederken o sırada birisi tavukların yemlenmesinden bahseder. İşte tam birisi ölmek üzereyken birisi koşar pencereyi kapatır o sırada rüzgardan pencere açılmıştır. Bu tür hiç oyunun doğal akışıyla, oyunun ana temasıyla hiç alakası olmayan bu günlük aktiviteler birdenbire giriverirler. Oyunun yapısı içine. Ama asıl bütün doğallığı da onlar getiriyorlar. Böylece aynen günlük hayattaki gibi bizde de olmaz mı? Kitabımızı okurken veya ev hanımı yemeğini yaparken ne bileyim birdenbire oradan raftan bir çanak düşer, koşar, onu alır. O sırada belki kapıya biri gelir, postacı gelir, yemeği yandı diye kızar kapıyı açmışken. Bu kadar günlük sıradan işlevsellikleri de koymuştur olayın içine. Bunlar da tamamen o eski yapıyı kırmış. Böylece tamamen insan gerçek hayattaki o doğal, dümdüz derken çok sıradanlık değil ama o günlük hayatın
tam bir gerçekçilikle sunulmasını sağlamıştır. Bu ayrıntılar o gerçekçiliği getirir özellikle. Acaba şöyle de bir yorum yapabilir miyiz? Yani bu dramatik yapının bu kadar zayıflatılması aslında o yaşamdaki temel dramatik çatışmaların ortaya konmasını getiriyor. Yani yetişme tabii koşullarından ki beri biliyoruz ki çok çirkin, çok yoksul, çok kaba saba bir Rusya tablosu var. Yani büyük bir yoksulluk, bir tablo, kültürsüzlük tabii, var. Tabii. Ve Çehov bunlara karşı çok derin bir acı duyuyordu. Ve zaten başlardaki o ilk öğrencilik yıllarında yazdığı çok neşe dolu, mizah dolu öyküler giderek karamsarlığa, hüzne boğulmaya başlamıştı. Oyunlarında da bunu görüyoruz. Dolayısıyla asıl toplumsal gerçek dramda ön plana çıkmaya başladı. Yani Vanya dayının o kadar yenilmesi, kişiliğini yaşayamaması, o koşullara tutsak düşmesi ve en sonunda da zaten gene bir sabır, sabır, sabır. Biz ya, artık bunlara katlanacağız. Sonya ile birlikte, yeğeniyle asıl o şeyi, yani insanların özgürce yaşaması ve gerçek kişiliklerini kurmasını engelleyen toplumsal koşullara karşı bir çok dramatik etki tabii ortaya çıkıyor onun oyunlarında. Hem de nasıl? Şimdi Çehov anlattığı yıllar özellikle ortalama 1880-1900 arası. Bu ne demek? Ekim devrimi, 17 Ekim devriminin ayak sesleri başlıyor zaten, evet. 1905'te ilk prova olacak. Evet. Onun için bu nasıl bir yapıdır biliyoruz maalesef. Çok biraz önce dediğiniz gibi karmaşık bir yapı. Tam benim babam da o sıralarda, babam daha yok. 1902'de dedeniz dünyaya, babam dedeniz, 1902'de dünyaya gelecek. Hangi Rusya'da? Şehirde, Rusya'da? Krasnodar'da dünyaya gelecek. Kafkasyalı soyadınız oradan geliyor. Tabii biz, evet, Çerkeziz, evet, yani tesadüf değil soyadım. Ve 1902'de tabii babam dünyaya geliyor, benim babam. 1904'te Çehov vefat edecek, çok genç yaşta, 44 yaşında daha maalesef. Özür diliyorum. Ve anlattığı dönem bir korkunç bir geçiş dönemi Rusya'sı, biliyorsunuz. Tamamen yıkılmış, umutları tükenmiş, bilhassa aydın kesiminin. Aydınlar mahvolmuş durumda, hiçbir yaşama amaçları bile kalmamış. O bilhassa kırsal bölgelerdeki, o çiftlik yaşamlarındaki, kasabalardaki o durağan yaşantı, hiçbir aktiviteye, hiçbir kültürel birikimi kullanmaya izin vermeyen durağan yaşantı yavaş yavaş eritmiş, mahvetmiş, aydınları yok etmiştir. Diğer yandan emekçilerin birikimlerini kullanıp yavaş yavaş yer değiştirmesi asillerle. Bunlar da tabii pek çok çatışma yaratıyor. Böylece Çehov'un oyunlarında görüyoruz ki kuşaklar arası, sınıflar arası ve kültürler arası çok büyük bir çatışma var daima. Zaten şimdi siz onu derken Vişne Bahçesi benim aklıma geldi. Hı. Hani Vişne Bahçesi'nde aristokrat aile yoksullaşırken, yavaş tabii yavaş borçlarıyla varlığını yitirirken, oradaki Lopakin, bir serfin oğlu zenginleşerek, evet, kapitalistleşerek o bahçeyi satın alır. Bahçeyi satın ve alacak. Keser. Tabii, tıpkı ağaçları. bugün Türkiye'de ağaçları, aynen, kesip meydanları betonla der, kiracılar koyacağım. Evet, evet. 100 yıl önce Çehov'un bu oyununda bunu tabii çok güzel o çok güzel vardır bir simge. İlk sahipleri o vişne ağaçlarıyla o bahçedeki güzelliklere bakarak mutlu olurlarken, o bahçenin ruhani anlamda estetik bir zevk olarak tadını çıkartırken, halbuki yeni sahibinin tek amacı oradan kar elde etmek, para kazanmaktır. O güzellik, estetik güzellik farkında bile değildir o güzelliğin. Öyle bir mevhum yoktur çünkü Lepahin'in şeyinde, beyninde. Ama tabii izleyicilerimiz şunu da yanlış düşünebilirler Asya Hanım. Yani aslında Çehov o gidenleri de aklamıyor ya da onları da hoş görmüyor. Hayır, hayır. Onlar da çürümüşler. Tabii. Yani o aristokratlar tabii da o vişne hani bahçesi. Onlar da sütten çıkmış ak kaşık değil tabii ki. Onu demek istemedik. Evet. Tabii. Tabii ki böyle bir olgudur. Bunları o kadar iyi dile getirmiştir ki. Ama tabii ki her şeyden önce
Şimdi eşit davranmış karakter, bütün karakterlere ama en çok sevdiği karakterler daima adaleti, ahlakı, insanlar arasındaki eşitliliği, vicdanı, ahlaklı olmayı, iyi insan olmayı, paylaşmayı seven insan olmayı savunan karakterlerini en çok sever daima. Bunlar en başta aydınlardır. Ne o aristokrat takımı ne de bu alttan gelen hani yeni zengin yeni sonradan görme evet. falan deriz ya o sınıftır. Arada maalesef yavaş yavaş çürümekte olan ve bunu çaresizce kendi ölümünü seyreden aydınlarda görürüz özellikle onu savunanlar. Örneğin bir iki bazı tiratlardan bölümler okuyabilirsek vaktimiz var mı? Çok küçük. Böyle bir çok, iki dakika olacak gibi. Örneğin Ivanov ne diyor bir tiradında? Daha bir yıl öncesine kadar sağlıklı, güçlü, din, çalışkan, ateşli bir adamdım. İnançlarım vardı ama şimdi yoruldum, inançlarım yok oldu. Bir başka yerde de söyledikleri. Ben şerefli bir adam mıyım yoksa bir alçak mı? Sağlıklı bir adam mıyım yoksa bir psikopat mı? Kimim ben? Niçin yaşıyorum? Amacım ne? Böyle haykırıyor Ivanov. Doktor Astrov ise Voynitski'ye söyledikleri Banyadayı da. Tüm bu bölgede aklı başında aydın dürüst iki kişi vardı sadece. Sen ve ben. Fakat 10 yıl içinde günlük yaşamın tek düzeliği bu iğrenç hayat içine çekip yuttu bizi. Çürümüş buharlarıyla kanımızı zehirledi. Ne kadar güzel bir cümle bu. Tam bir simge cümle bu. Anlatıyor her şeyi. Ve daha sonra köylüleri eleştiriyor. O biraz daha uzun ve vakit almayalım diye onu okumuyorum. Ve bütün oyunlarındaki aydınların ortak bir çığlığı. Yaşadım mı ben? Bu hayat mı? Yaşamıyorum ki. Şimdi tabii çünkü, bu çığlığı işte hem hikayeleriyle hem oyunlarıyla yani o yaşanan hayatın Rusya'daki haksızlık ve adaletsizlik üzerine kurulu ve tabii her şeyi çirkinleştiren o sömürü ilişkileri o kadar güçlü bir biçimde Çehov'un ve onun çağdaşlarının eserlerinde ortaya konuyor ki o dediğiniz tabii. ayak sesleri duyulan devrimi yapan insanlar da bunlarla beslenerek o eyleme giriştiler. Tabii ki. Çehov'la ilgili bir programda şunu da anmazsak eksik olur. Saltukov-Çiçedrin diye çok önemli bir yazar var. Özellikle onun Türkçe'ye de çevrildi. Büyüklere Masallar ve Golovlev Ailesi. Büyüklere Masallar. Golovlev Ailesi çevrildi. Daha çok mizahla bakan, hicivle bakan, ironi ve eleştiriyle bakan ve eleştiri getiren bir yazar o. Çehov başlarda özellikle onun gülmece yönteminden çok etkilendi. Ama bu ilginç bir şey. Rusça'daki gülmece, Gogol'de de vardır bu, gözyaşıyla karışık bir gülmecedir. Hatta Pushkin evet, der ki onun ölü canları için, yani nasıl bir gülmece, ağlıyorum ben bunları okurken der. Hepsinde vardır bu. Evet. Çehov'un son döneminde giderek de bu artmıştır. Arkadaşları yaşam da... Yaşam getiriyor onu. Evet. Yaşam o kadar acı ve o kadar umutsuzca ki. Biliyorsunuz o karışık evet. ne korkunç yıllardı onlar Rusya için. Yani feci yıllar. Ben bir de özel olarak babamdan da dinlediğim için içimde hissederek okurum okurken, görür gibi okurum. Hakikaten çok acı yıllar. Yapacak hiçbir şey, o kadar çaresizsiniz ki. Yani bir şey yıkılıyor, bir hayat yıkılıyor. Önünüzden yıkılarak geçiyor ve siz pencereden hiçbir şey yapmadan seyretmek zorunda kalıyorsunuz. İşte bütün aydınların başta Vanya Dayı olmak üzere bütün diğer eserlerindeki de aydınlarının hissettiği şey bu. Onun üzerine feryatları. Bir de bir şey daha söyleyebiliriz. Hani Tolstoy nasıl ki yani son yaşamın özellikle son döneminde bir peygamber biçimde eyleme geçerek en azından kendi yapabilecekleriyle işte köylülere şeyini bağışlamak istedi. Bütün varlığını bağışlamak evet, istedi. Evet. Çehov da çok ilginçtir. Bir kere onu vurgulayalım. Çok iyi bir insan. Yani anlatan herkes 1902'de tekrar ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatıyorlar Çehov'un. Yaşamında da bunu yapıyor. Yani doktorluğunda çevresindeki insanlara sürekli katkıda bulunan, çocukların okuması için okullar açmaya uğraşan. Yani yaşamını da... Halkın içinde, evet, halkla birlikte, evet, halktan bir kimse gibi. Tabii ki ayrıca hepimiz, herkes öyle. Yani Çehov da halktan biri, ayrı biri, evet, değil tabii ki.
Ama yani aynen o en basit insanlarla iç içe yaşayıp onların yaralarına merhem olmaya çalışan biri idi. 1892'ydi sanırım kolera şeyinde salgınında yine gönüllü olarak doktorluk yapıyor ve çok çalışıyor. Oradan oraya koşmaya başlıyor yazılarının arasında. Böyle bir fedakar bir insan da. Verem'den öldü. Ve tabii Verem oluyor. İlkisi yurt dışı Martı'nın o başarısızlığından sonraki üzüntüyle çıktığı yurt dışı seyahatinde sonra 1898'de dönecek. O dönem hastalığı ilk baş gösteriyor. Verem olmuş. O zamanlar Verem çok korkunç bir hastalık, evet, biliyorsunuz. Ve sonunda Badenweiler'de vefat ediyor. Vişne Bahçesi'ni Ocak ayında sahneye koyuyorlar, seyrediyor. Hatta tam doğum gününde, Ocak ayıdır onun doğduğu ay, seyrediyor. Ama sonra 2 Temmuz'da aynı yıl vefat edecek, birkaç ay sonra. Eşi Olga Knipper'le şeyde tanışıyor. Bu Boskova Sanat Tiyatrosu kurulduğunda oranın ünlü aktristi Olga Knipper. İlk tanışıyorlar. Daha sonra 1901'de evleniyor eşiyle, Olga Knipper'le eşi oluyor ve eşiyle birlikte gidiyor Badenweiler'e. Ama ne yazık ki canlı dönemiyor. Şimdi tekrar. Onu da anlatalım. Ölümü bu kitap da çok önemli. Mektupların söylediği Henry Troya'nın, Henry Troya biliyorsunuz ünlü biyografi yazarıdır. Çehov biyografisi. Burada anlatır. Evet. Gece yarısı binlerce mektubu var tabii. Gece yarısı uyanır hasta, işte eşinden ilk defa doktoru çağırmasını söyler. Doktorun çağrılması gece 2'yi buluyor, gelmesi. Diyor ki ölüyorum. Yani doktora söyledi bu. Doktor da şampanya getirtiyor ve bir kadeh şampanya içiyor ve ölüyor. Yani ölümü de çok tiyatral. Tiyatraldır. Daha değişik. Şunu da vurgulayalım Asya Hanım. Yani aslında çok iyi insan ve bütün insanlara da çok iyi, eşit bir gözle bakan bir insan. Yani onların kabalıklarını yazıyor, çirkinliklerini yazıyor. Belki de diyorum ki Çehov'un bizim, onu da konuşamadık tabii, süremiz bitmek üzere, edebiyatımıza yansımaları da çok önemli. Bizim edebiyatımızı da etkilemiş. Galiba diyorum o insanlara iyicil ve eşit bakışı daha çok bizim Orhan Kemal'de, Sait Faik'te yaşıyor Sait galiba. Sait Faik'te, hele evet. Sait Faik'te, evet. Evet. Özellikle. Evet, çok evet. Birkaç kısa bir süremiz var. Son olarak neler diyebiliriz Anton Çehov için? Her şeyden önce iyi ki dünyamıza geldi. Bizi çok güzel aydınlattı. Ruhlarımızı nurlandırdı. Ben hatta yazımda ne yazık ki bugüne yetişemedi. Anneler günü olduğu için bütün kadınların anneler günü, anne olan olmayan her kadın potansiyel annedir. Kutlu olsun diyelim bu arada. Anneler günü yazısı olduğu için biliyorsunuz güncel yazılar olduğu zaman daha geri çekiliyor. O yüzden yetişemedi. Çehov yarın çıkacak sanıyorum benim yazım. Orada hatta başlık koymuştum. Hikayeleri ve tiyatro eserleriyle insanların ruhlarını şifalandıran doktor demiştim. Ruhlarımızı şifalandırdığı için kendi hem de kanayan, acıyan ruhuna rağmen gene de bizleri, başka insanları düşündüğü için nurlar içinde yatsın. Kendisine minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de size, Çehov'a ve size çok teşekkür ederiz. Bu programımıza Antalya'dan geldiniz. Rica ederim. Ben size teşekkür ederim. Var olun. Değerli izleyiciler, Anton Çehov'u konuştuk. Bu konuşmayı tabii ki onun yapıtlarıyla sizlerin sürdürmesini dileriz. Ben bir duyuru yaparak programımızı sonlandırmak istiyorum. Önümüzdeki cumartesi günü, 17 Mayıs 2014 cumartesi günü bir etkinliğimiz var. Onun haberini vermek istiyorum size. Saat 14'te Beşiktaş Belediyesi Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale sahnesinde, bu Dereboyu Caddesi numara 12'de Ortaköy'de, Nasıl Bir Cumhuriyet, Nasıl Bir Cumhurbaşkanı konusunda bir panele katılacağım ben. Bu paneli KAVEK düzenliyor. KAVEK, Köy Enstitüsü'nün Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği. Panelimizdeki konuşmacılar Merdan Yanardağ, gazeteci yazar ve yine gazeteci yazar Nazım Güvenç ve CHP Eski Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Dinçer ve ben konuşacağız. Zaman bulabilen değerli izleyicilerimizi bu panele bekleriz ve konumuz da çok güncel. Biliyorsunuz daha dün Danıştay'ın yıl dönümü kutlamasında Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması karşısında şu anda Türkiye'deki mevcut Cumhurbaşkanı ve Başbakan sergilediği tavırları görünce Türkiye'nin gerçekten de çok ciddi bir
nasıl bir cumhuriyet, nasıl bir cumhurbaşkanı sorusuna yanıt aradığı günlerde olduğumuzu bir kez daha anladık. Evet değerli izleyiciler, Çehov'un şifalı öyküleri, şifalı oyunları hepinizle birlikte olsun. Hepinize iyi günler diliyorum.